Buyurun. Yemek hazırlayayım mı beyim? Yalangoz bir oda. En büyüğü, en güzeli. Sen nasıl istersen beyim. Beni takip edin. Öğreniz. Cengiz Han'ın gölgesinin düşmediği tek bir toprak parçası kalmayacak. Ruhların kara topraktan geri vermediği nökerlerimizin namusu bizden sorulacak. Onun canına kıyan Osman ile alpleri ebediyen karabasanlarımızda yaşayacaklar. Ruhsuz, etsiz, aşağılanmış. Yarın tüm obaları basıp kanlarından suci, derilerinden çizme, namuslarından mücevher yapma vaktidir. Yarın Yalangoz oba beyleri istiyorum. Bir de Söğüt'ü. Unutmayın, her Türk 12 altın vergi eder. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek ahmaklıktır. Buraya neden geldiğinizi unutmayın. Eğlenceye, bir de ganimete. Eğlenceye, bir de ganimete.
Kaçın. Gün ateşten balbay yontma günüdür. Gün atalar ruhlarına kurban günüdür. Gün güneşten kudretli ışık alma günüdür. Gün Türklerin inadını, hayat sevincini, gücünü, imanını elinden alma günüdür. Gün Cengiz Han'ın temiz kanıyla ete kemiğe bürünen Balgay'ın günüdür! Şimdi varın gidin her yere, Balgay'ın kelamını söyleyin. Bu topraklara benimle nökerlerimin altından heykellerini yaptıracak kadar vergi almaya geldim. Yahut çocuklarınızı, avratlarınızı,
Bunu böyle bellersiniz. Osman, Osman Bey'i hörelenirdin Zöhre. Nasıl getirdi altınları? Osman önce bize eceli gösterir, sonra hastalığa razı eder. Marifet midir? Marifettir ya. Osman olmayaydı ne edecektik? Onu düşün hele. Hatunlar, didişmeyi bırakın. Çok şükür bu belayı da atlattık ya. Çok şükür. Sesler de nedir emmi? Baba, Moğollar. Uçmadaki Cengiz'e, yerin altındaki, göğün derinindeki ruhlara yemin olsun. Direnirseniz Beşik'teki babalarınıza kadar biçerim. Bu uç, gayrı Moğol'un demir yumruğu Balgay'ındır. Söğüt, kayıların pusat hakkıdır. Watch. Watch. Kardeşim, bize baş kaldıranın hakkı pusattır. Size Moğol'un cenk naralarını, bitmez tükenmez öfkesini getirdim. Dündar, gayrı uç bey değil, çoban başısın Dündar. Yeğenin Gündüz'le birlikte komutan Balgay'ın huzuruna geleceksin. Vergilerini az ödeyen obabeylerini getirdik efendim.
Eğlenceye katılmayacak mıyız komutan Balgay? Benim için eğlence Osman illetleri çiğ tanesi gibi önüme düştüğünde başlayacak. Yerdeki ve gökteki ruhlar bize her şeyi verdi. Bize bir tek merhamet vermedi. Yenge! Götürün. Konuş yaylasına sığınan ahiler hazırdır pirim. Buyruğunuz üzere harekete geçeceklerdir. Eyvallah. Var olsunlar. Hayırdır? Balgay, askerliğiyle Söğüt'ü basmış şeyhim. Dündar Bey ile Gündüz Bey'i esir edip önüne getirmiş. Dincaipleri halılara sardırıp atına çiğnettirmiş. Asmış. Bakara suresinde Rabbim der ki, andolsun biz sizi biraz korkuyla, açlık ve bir parçada mallardan, canlardan ve semerattan noksanlaştırmakla imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele ki, sadece onlar sevaba ve başarıya erişecektir. Zülfikar, ahilere de haber salasın. Bize tedbir almak düşer. Nereye gideceğiz şeyhim? Gitmeyeceğiz. Kıyama kalkacağız. Bu uç topraklarda düşerse gayrimüslimanlar için umut tükenmiş demektir. Boğulan! Boğulan geliyor! Edeb alıyız, sağ isterim. Gerisini yakın için. Davranın yarenler, gün namus günüdür. Allah! Yeah!
isterim. Erişin için. Osman. Yettim şeyhim. Osman. Seni. İşime göresin. Dikkat edesin. Ben demirden lokmayım. Çenen karalmaya. Sen onları kurtardın. Şimdi de bana. Seni kim kurtaracak? Allah Azze ve Celle. Kanımın tadı her bir kişi olduğunu söyler. Lakin belli ki aklın kıt. Türk'ün yurduna tasallut etmenin bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Tek sual ederim, tek cevap isterim Sefil Türk. Osman nerede? Siz onu arayın.
Yakında göreceksiniz. Kim dağa çattı? Kim tepeye? Osman nerede? Gebereceğin yerde. Kılıcıhisar, hemen ardından Bilecik, Yarhisar'ı ve İnegöl tekfurları gelir Komutan Balgay. Bu kalelerin hepsini isterim Malişar. Hepsinin askerleri donanımlı. Surları güçlendirdiler. Ben sana Konstantin'e polisi isterim derim. Sen bana köhnemiş Bizans surlarını engel diye gösterirsin. Bu kalelerin anahtarları elimdedir Balgay. Sofya mı? Kendi topraklarını korumak için soyunu satacak kadar arsız bir hatundur. İmdi kalede seni bekler. Bana ne faydası olacak? Konstantiniyye'ye kadar Rumların tüm pazarlarına onun sayesinde mallarımızı götüreceğiz. Mallarımızla beraber askerlerinizin de yolu açılacak. Adım adım. Bir sabah uyandıklarında surlarının yıkıldığını görecekler. Sofya. Güzel mi bari? Ay gibi parlak, sütun gibi biçimli, yılan gibi zehirli. Yanlış yoldan pirinç taşırsan dönüşte toprak taşırsın Alişer. Beni anladın mı? Ben sana ganimet taşıyacağım Balgay. Hem de hayatında hiç görmediğin kadar çok ganimet. Komutan Balgay, Osman Alişer Bey'e bir hediye göndermiş. Ki huda alç, mut, inanç. Görelim bakalım. Biz de teyakkuzda olalım kardeşler. Eyvallah Samsa Bey. Ha ha ha.
Ne ararsın Osman Bey? Osman Bey pusu kırmışlar! Osman Bey'im dikkatli ol Hasan! Hepinizi kanınızla boğacağım. Senin gibi nicesi itlerimize aş oldu. Gel bakalım. Osman'ım oğlum! Osman! Sonuna geldim Balgay. Gel ve dövüş. Kurtluğa heves eden köpeğe ne olur bilir misin? Dündar'ın oğlu. Olsun.
Komutan Balgay. Osman kaçtı. Lakin alplarını esir aldık. İtler üçün geri gelecektir. Bu sefer biz gideceğiz Kongar. Kayı Obası'nda kan şöleni vereceğiz. Kudretin karşısında teslim olmayı öğrenecekler. Eli ayağa bağlı erlere bahadırlık edemedin. Şimdi de kadınlara mı denersin? Soysuz. Bu köpeğe. Bana bak Asun. Ne oldu? Aklınız uçmağı vardı. Osman Bey'im gelince hepiniz küçüklerinizi yuttunuz. Etme! Etme! Onur! Çapış! Bu kadar acele etmeyesiniz. Hepinize sıra gelecek. Hepinize. Şeytanın evladı. Bekleyesin. Seni kendi ellerimle boğacağım. Senin etlerini kemiklerinden ayırmaz Hüsen. Bana da konur demesinler. Gözlerin çekik desen, gözlerin çekik değil. Yerden bitme desem, hiç değilsin. De hele, bu Moğol sana ne etti de köpeğe oldun. Anladım. Sen mankurtsun. Mankurt. Sen bana ne dedin? Ersen tekrar edersin. Söyle! Dedim ki... Senin etlerini kemiklerinden ayırmaz Hüsen. Bana da konur demesinler, mankurt. Kes! Kes onu! Kes! Kes! Kaldır! Gel! Doktor.
Gel oğlum. Ana bak aynından bende de var. Var tabii oğul. Bu dedeniz ilk tekin aptan bu yana tüm erlerimizde var. Ben sana gülmeyi belleteceğim. Osman Bey'in sizi kurtarır diye hiç ümitlenme. Biz burada oldukça bu cihan size aram olacak. Bunlar yaşayacak. Yobası sana çok düşkündür. Zalimle cenge olduğu kadar değil. Lakin geri döneceğinden çok emin konuşursun. Yay hatunun seni salacağını kim dedi? Bizi tanımadan. Uca gelmişsin köni. Göçümüzde hicret. Hicranımızda uzlet. Hocumuzda şehadet gizlidir. Subayın. Evlatlar. Balgayıtı nerededir? Osman'ım ağlan. Balgayıtı değildir. Gey Hatun'un yaveri köniğidir. Demek Gey Hatun'un da Cengiz'in yasasından haberi var. Yaman düşman belletip kendimize ha. Cengiz mezarından kalksa fark etmez. Osman'ımı vermeyeceği o keferelerin eline. Haydin yiğitler. Haydin. Thank you.
Kaçıyor! Yakalayın onu! Johnny! Kongar! Hepsini öldürün! Osman nerede? Cengiz Han'ın yasası nerede? Bunun hesabını Yeyhatu'ya vereceksin. Yeyhatu'ya verecek kimse kalmadı köni. Sen de gebereceksin. Yanılıyorsun. Osman, sizin sonunuz olacak. Demek yasayı da Osman'a kaptırdın sümsük. Osman'ı bulun! Bulamazsanız yerinizi deşerim! Karanlık ruhların gazabı üzerine olsun Brajar Kutay. Yaralı bir hatunu nasıl elinden kaçırırsın? Bu ne ahmaklıktır? Bunun bedelini ödeyeceksin. Hallettin mi işi? Komutan Balgay. Köni ile nökerleri öldürdüm. Hayır, bizim için tehdit değiller. Güzel. Ya Osman? Ya Cengiz Han'ın yasaları? Yanlarına vardığımda Osman çoktan kaçmıştı. Komutan Balgay, Osman Cengiz Han'ın yasalarını da alıp kaçmış. Nökerler peşine yolladım. Osman yaralı ve tek başına. Onu er ya da geç bulacağız Komutan Balgay. Gehata. Gönderdiği nökerleri Osman'ın alplere öldürdü bilecek. Tez Konya'ya ulak yolla. Olanları benim istediğim gibi anlat. Buyruğu senindir Balgay. Ruhların gazabı adına erlik inkam Osman ruh. Bana Zöhre'yi çağırın. Yarın gizlice yanıma gelsin. Kendini açık etmesin Dündar'a. Geyhatü'ye Cengiz Han'ın emanetinin bende olduğunu kim söylemiş? Ondan öğreneceğim. Haydi! Daha ne durursunuz bre? Haydi! Allahu Ekber!
Çetin Alp! Kardeşim. Sık düşünü kardeşim. Samsa. Yettik Samsa Bey. Ettiğin zulümler yanına kalır mı sandın? Onca şehidimizin kanını yerde kor muyuz sandın? Sana kim Kongar dedi? Değle. Sana bu ismi kim taktı? Adımı Ulu bir kam koymuş. Cenklerde namsalayım diye. Boynundaki nedir? Ne bileyim ben ne? Ne bana? Niye aynından bende de var? Değle. Sorguya mı çekersin beni? Yürü! Göktuğ.
Baba beyim konuru. Sen beni beşikte bala mı belledin? Kongar gelir mi bu oyunlara? Ha? Ne oğlan şehit etti? Babamızı kim unutturdu sana? Moğol'um ben, Moğol. Anam babam cenkte öldü. Göktu. Senin ruhunu almışlar. Aklını almışlar. Bu izi yakınıp yıkılan babamızı. Nasıl unutursun Göktu? Nasıl? Konur, Göktuğ. Benim baba. Moğol'um ben. Moğol. Bu doğum lekesini. Dedem Zülktekin Alp'i. Öldürülen anamızı unuttum varsay. Allah'ını da mı unuttun? Önünde siz kurduğumuz kelamullahı. Uğruna öleceğiz diye kavli verdiğimiz Resulü de mi unuttun? Söyle Göktuğ, söyle! Onları da mı unuttun? Abi. Abi. Kardeşim. Konur kardeş, o iti buraya getiresin. Beni iyi dinle. Ben burada varken kimse sana bir şey demez. Beni çiğnemedikleri müddetçe sana dokunamazlar. Duydun mu beni? Kimse sana bir şey demez. Sakın koruma. Sakın koruma. Sakın. Ya Şafi. Ya Şafi. Şifa yalnız sendendir ya Rabbim. Ağabey. Kardeşim. İyi misin? Yüreğimin sızısından bir şey hissetmem ki ağabey. Geçecek kardeşim. Hepsi geçecek. Bunların üstesinden geleceğiz. Ben bunca gaflete nasıl kapıldım? Sana bunları nasıl yaptım ben ağabey? Göktuğum, bir işin başına değil, sonuna bakasın. Bak, nihayeti güzel oldu ya. Kavuştuk. Mühim olan budur. Keşke... Keşke anamız babamız olaydı da bizi böyle omuz omuza göreydi ağabey. Kovmadılar kardeşim. Bunu bize çok gördüler. Anamızı, babamızı, babamızı yakıp yıktım ağırlar. Lakin sen tasalanmıyorsun. Bundan ötesi güzel olacak. Nasıl olacak ağabey? Nasıl olacak? Bunca insanın kanına girdim. Zalimlik ettim. Osman Bey beni affeder mi? Osman Bey'im adil olduğu kadar merhametlidir de. Hastur hele. Başının kalabalığı da olsun. İzah ettiğimizde elbet anlayacaktır bizi. Balgay. Balgay eti bırakmaz peşimizi. Bilirim ben onu. Bunu azmedemeyecektir. Değil Balgay. Dokuz tuğu kaldırıp cümle Moğol üstüme gelse... gene de seni vermem kardeşim. Kardeşlik hasretinden yaranı unuttuk.
Gidip sana biraz melhem getireyim. Yarana sürelim. Kardeşim beni. Küçükken de böyleydin. Bir yerin ağrıdı mı, sızladı mı, naz eder söylenirdin. Oğul iti aklıma aldı abi. O günleri zor hatırlarım. Göktuğum, ruhundaki prangaları söküp attın ya. Bundan gayrı sana hiçbir şey olmaz. İyi mi? İyi abi. Hem ben hiç erinmem. Hepsini anlatırım sana. Anamızı, babamızı, obamızı, tahta kılıçlarla ettiğimiz cenkleri bile anlatırım sana. Hepsini belletirim. Ben senin elini tuttum ya. Gayrı bir daha bırakmam ağabey. Eyvallah kardeşim. Eyvallah benim karındaşım. Ağabeyim. Allah. Dur hele. Tıkandın ha? Su var mıdır abi? Sen üstü ağabeyin dağları delip su getirsin sana. Küçüğüken de böyleydin. Bir şey istedin mi? Gözlerini kusar. Masum masum ağabeyi ağabey. Akan suya and olsun ki kayaların kanı bu dere gibi akacak. Uçan kuşa and olsun ki kayaların başı böyle uçacak. Kara toprağa and olsun ki kara toprak leşle dolacak. Osman bize nasıl tuzak kurdu komutan Balgay? Hala anlamadın mı? Yanlış devir olup bizi tuzağa getirdiler. Yılan olsa bu kadar sinsi, tilki olsa bu kadar kurnaz olurdu. Toy bir oğlanla ihtiyar bir sümsük beni oyuna getirdi. Yannis'e hak ettiğinden fazlasını vaat ettin. Yannis sana neden ihanet etti ki? Vaatlerim Osman'ın pusatına deyip lime lime doğrandı Kongar. Evvela bir mağara bulup sığınalım. Yaralarımızı dağlayıp güç kazanalım. Balgay'ın yenilmediğini Osman öğrenecek.
Niye? Sağlam almış. Kurt tepesinden geçebilseydik, hudutta yine baskını yiyecekmişiz. Osman buna nasıl cüret eder Balgay? Asmamızı hafife almışız. Akan bu kana and olsun ki yanan bu ateşe and olsun ki İntikamım çetin olacak. Osman bu pusuyu nasıl tezgahladı Balgay? Yalnız. Böyle ki o bunak da Moğol'un gazabını unutmuş. Osman ile iş tutmasaydı kana akan biz değil Osman olurdu. Elimizden ökerde kalmadı komutan Balgay. Geyatu bunu işitirse ne edeceğiz? Bu artık benim savaşımdır. Karşıma çıkarsa Geyhatu'yu da öldürürüm. Konya'ya varacağız. Yeni nökerler alıp geri döneceğiz. Döndüğümüz vakit omuz üstünde kelle kalmayacak. Bu uç içindeki cümle mahlukatı diri diri yakacağım. Prenses nerede? Görürüm ki gücün ancak hatunlara yeter. Gel de er gibi dövüşelim. Madem gözün er görmek ister, gel Osman. Yakalayın.
Seni öldürmek için çok bekledim Osman. Ruhlar bana der ki, sen istedin, biz sana Osman'ı verdik. Lakin Berlikan senin canını değil, pusadını ister. Çıktığım bu Cengiz Han'ın kutlu yolunda kaderimiz birlikte örüldü Osman. Çözün. Gördüğüm kadarıyla sen de Prenses Adelfa'nın Geyhatu'yla evlenmesini istemezsin. Ne istersin benden? Senin gibi bir cengaverle sırt sırta vuruşmak isterim Osman. Benim pusadımın satılık olmadığını dediydim. Seni ne makamla ne altınla satın alamayacağımı elbet bilirim. O halde ne diye pusadımı istersin? Verin. İstesem canını da pusatını da alırım Osman. Sen beni yendin. Geyhatu da seni yendi. Ne demek bu? Çıkar dilinin altındakini. Prenses Adelfa'nın geçeceği güzergahı Geyhatu'yla Bizans İmparatoru dışında hiç kimse bilmezdi. Görürüm ki sen de öğrenmişsin. Birileri bunu senin kulağına fısıldamış. Kim fısıldadı bilmem. Ama niye fısıldadıklarını iyi bilirim Osman. Geyhatu prensesle evlenseydi uçtaki Türklerin sonu olacaktı. Buna mani olmak için senin kulağına fısıldadılar. Kim, neden, hangi güçle bunu yaptı bilmem Osman Bey. Bildiğim tek şey, seninle ben aynı menzildeyiz Osman Bey. Seninle aynı menzilde olacağıma bin defa ölürüm daha iyi. Geyhatu obanı abinin elinden almak için koca bir ordu göndermiş olsa bile mi Osman Bey? Madem artık anlaştık, madem ecele bile benimle gelmeye razısın, yasanın yerini söyleyesin. Bu yasalar sizin için neden bu kadar mühim? Söz konusu olan Cengiz Han olduğunda biz tüm cihanı yakarız Osman. O bizi yokluktan varlığa, gariplikten ululuğa çıkardı. Bir vakitler yurtsuz idik. Şimdi tüm cihan bizimdir. Siz Cengiz'i tanrı bellemişsiniz. Sizin taptığınız tek kudret savaşmak, talan etmek. Şimdilik belki zafer kazandınız. Belki zaferi perçinleyecek ruhunuz yok. Ruhlar bizimledir. Tüm şamanlar bize kudret verir. Sen neden bahsedersin? Bismillahirrahmanirrahim. Ey inkarcılar. Zafer isterseniz, işte zafer geldi. Peygamber'e karşı gelmekten vazgeçerseniz sizin iyiliğiniz olur. Yok, tekrar dönerseniz biz de döneriz. Sayınız çok da olsa size hiçbir fayda getirmez. Allah
müminlerle beraberdir. Hepiniz tarumar olmuşsunuz. Yurtlarımız bizim. Saraylarımız bizim. Oğlanlarınız, kızlarınız bize hizmet eder. Her yıl vergi ödersiniz. Sizin tanrınız ne eder? Nerededir o vakit? Allah'ın zalimlere verdiği mühlet. Seni şımartmasın Balgay. Firavun'la Nemrut'un ağzındakiler de senin sözlerine benzer. Allah gazabını indirmeye hükmettiğinde seni ne nökerlerin ne de noyanların koruyabilir. Fazla söze hacet yok. Yasalar nerededir? Evvela senin doğru söylediğini göreceğim. Emmim Alişar'ın konağında mı? Haberci kuşlarım bana öyle söyledi. Şimdiye kadar yalan dediklerini işitmemişim. Göreceğiz. Su var mı? Abdest alıp namaz kılacağım. Sonra da yola revan oluruz. Kapılmanın sırası mı indi? Düşmanlarımız bekler. Bizde Rabbimize secde etmekten evvel hiçbir iş gelmez. Bekleyesiniz. Şuraya koyasın. Ne yapıyor öyle? Temizlenecek. Tapanacakmış. Ona nasıl güvenirsin komutan Balkay? Güvendiğimi kim söyledi? İlk fırsatta beni tepeleyip obasını kurtarmanın peşine düştü. Bir vakit bekleyeceğiz. Tedbirli olun. Gözünüz, kulağınız açık olsun. Şuna bak. İstesek gırtlağını keseriz. Hiçbir şeyden korkmuyor. İnancı uğruna ölmek bir Müslümanın en çok isteyeceği şeydir. Kaya gibi sağlam bir imanı var. Ondaki inancın biraz da bizde olsa dünyanı kendimize köle ederdik. Allah'ım, beni istikamet üzere olanlardan eyle. Senden başka ilah yoktur. Azamet sahibi olan yalnızca sensin. Yedi kat göklerin,
Ve Ulu Arş'ın Rabbi sensin. Seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim. Şükür yalnızca sana, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, pusadımı keskin eyle. Doğru atımı eşkın eyle. Zalimlere karşı bizi muzaffer eyle ya Rabbim. Baba. Olur. Göktuğ. Elif, baba. Elif. Hadi gidelim artık. Senin yüzünden vakit kaybettik. Balgay. Ne bu acele? Benimle yolda yürümenin bedeli vardır. Sen daha imniden ürktün. Bekle. Ayrı ayrı gidelim de ittifakımız belli olmasın. Haydi. Beni çağırtmışsın. Ne oluyor Elen? Kim geliyor? Mühim bir misafirimiz var. Geldi bile. Komutan Kongar, hoş geldiniz. Sizin için hazırlanmak isterdik. Ne yazık ki vakit olmadı. Prenses Sofia nerede? Kalede değil. Geldiğiniz vakit sizinle ilgilenmemi istedi. Ya ahmaksınız ya da tanrınıza fazla güvenirsiniz. İstesem bu kaleyi başınıza yıkabilirim. Lakin sizin surlarınızda tek bir askeriniz yoktur. Bir kale böyle mi muhafaza edilir? Sizi düşman bellesek, böyle bir düşmanı yerle bir etmenin keyfi bile olmaz. Askerlerim bizi ancak Türklerden korur, Komutan Kongar.
Balgay gibi büyük bir komutandan değil. Kes. Buraya geleceğimi bildiğine göre neye geldiğimi de bilirsin. Elbette biliyoruz. Ama dilerseniz önce içeri geçin. Size bir oda hazırlatayım, dinlenin. Benimle oynama. Balgay'a ait olanı bana ver. Kendi elinle ver ki nökerlerim Tunç'tan yumruklarıyla burçlarını başına yıkmasınlar. Eğleşme kadın. Seni bekleyecek vaktim yoktur. Haydi. Kutunun içinde Balgay'a vaat edilmiş bir cennet yattığını Prenses Sofya çok iyi biliyor. Balgay'ın bu yasalar sayesinde sahip olacağı güçlü hanlık için bizi Osman'a satmayacağını umut ediyorum. Komutan Kongar. Ayrıca senin yerinde olsam Osman'ın elinin değdiği hiçbir şeye fazla güvenmem. Balgay geldiğinde bunu onunla konuşursunuz. Sus yasalar uğruna kan denizine çevirdiğiniz topraklar sonunuz olacak. Osman attan inmiş. At bu tarafa doğru gitmiş.
Ne gereksiz! Sen nasıl incisin? Aptallar! Ya! 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 Açlıktan ağzım at gibi köpürür. Siz ateş yakasınız. Ben davet edeceğim. Nasıl olsa bulacağım seni Osman. O istemeden onu bulamaz. Osman nerede? Sen ne ararsın burada? Balgay'la ittifakına sadıktır. İlk önce bunu bilesin. Bana gelince ben seni ararım. Tek edek mi vuruşmak dilersin? Ondan mı böyle kunduz gibi sinsi yanaşırsın? Niyetim vuruşmak olaydı, şimdiye çoktan vuruşmuştuk. Benim derdim senden kavga etmek değil. Hakikati bilip özüne dönmendir. Ben özümü korurum. Yiğit bir Moğol gibi at üstünde cenk ederim. Bu söylediklerine kendin bile inanmazsın. Kendini Moğol sanırsın. Sen de ezberlediğin masallara inanırsın. Beni hala kardeşin sanırsın. Masala. Bak bakalım. Bu da masal mıdır? Nedir o? Balgay'ın seni esir pazarından aldığını gösteren ahitname. Gerçeği saklar senden. Al. Kendi gözlerinle gör. Göktuğ, Göktuğ, gel oğlum. Aa, bak aynında bende de var. Var tabii oğul. Bu dedeniz ilk tekin aptan boyunda tüm erlerimizde var. Baba?
Erim! Baba! Erim! Erim! Baba! Kalk! Baba! Bu zalimler bizim yiğitlerimizi bize karşı kullanır. Kendine gelesin. Özüne dönesin Göktuğ. Unutma ki her şey özüne rücu eder. İtler ite, kurtlar kurda. Bu zalimler bizim yiğitlerimizi bize karşı kullanır. Ters kendine gelesin. Özüne dönesin Göktuğ. Unutma ki her şey özüne rücu eder. İtler ite, kurtlar kurda. Ana bak aynında bende de var. Var tabii o. Bu dedeniz ilk digin aptan bana tüm erlerimizde var. Balgay. Sana bunun hesabını soracağım Balgay. Yüreğindeki ateşi, gözündeki yaş söndürmez kardeşim. Her şey bir gelir aklıma. Babamız. Anamız. Moğol'un ettikleri. O balga iti yaşadıkça aldığı soğuk bana haramdır ağabey. Nereye gidersin Göktuğ? Dur hele kardeşim. Koyu'ya varacağım. Balgayın etini kemiğinden sıyıracağım. Onun kanının son damlasına kadar akıtacağım ağabey. Vakit balgayı öldürme vakti değildir kardeşim. Sen ne dersin ağabey? Bunca ettiğinden sonra sen ne dersin? Kardeşim. Bazen hasmın dirisi ölüsünden daha iyi iş görür. Şimdi bize canlı gerektir. Bilirsin. Onunla ittifak ettik. Sen hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksin. Devam edeceksin ki balgaya açık versin. Heba olan bunca sene. Özünden ayrı geçen bunca seneler ancak tövbenin nuru ve abdestin nuru ile geri gelir. Şimdi ne söylersem tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
Ağabeyim, Osman Bey'in pusadı güçlü olduğu kadar merhameti de güçlüdür dediydi. Ettiğim zalimlikler için beni bağışla Osman Bey. Hakkını helal edesin. Bu vakitten sonra Konur benim için neyse, sen de olsun. Özüne, ocağına hoş geldin Göktuğ. Bir haberim daha vardır beyim. Kardeşim, özüne, ocağına dönmekle kalmamış, hak dini olan İslam'ı seçerek Müslüman olmuştur. Ey maşallah. Allah doğru yoldan ayırmasın kardeş. Sana alp olmak, hak din olan İslam'ın ışığıyla aydınlanmak sadrımı dolduran en büyük gururdur. Allah seni başımızdan eksik etme. Kalan ömrüm yolunda, davanda ziyan olsun Osman Bey. Eyvallah Göktuğ kardeş. Eyvallah. Şimdi kardeşler, beni iyi dinleyesiniz. Dündar Bey, çeyiz arabasıyla konağa doğru gitmekte. Alpler arabanın dingilini gevşetti. Yolda durmak zorunda kalacaklar. Biz de o arada emmim ve ailesine baskın vereceğiz. Beyim, Dündar Bey mukavemet gösterecektir. Ne edelim? Onu canlı isterim. Bana dirisi lazımdır. Lakin haber Alişar'a tez ulaşacaktır. Abdurrahman Gazi o itin peşinde. Konur, Alişar konaktan ayrılınca konağa basıp Prenses Adelfa'yı alacaksınız. Lakin prensesi emniyetli bir yere götüresiniz. Buyruk senindir beyim. Alişar'ın konağa baskın verince yalnız onunla değil, Gehatu'yla da hasım olacağız beyim. Malumun öke onunladır. Ok yaydan çıkmıştır Boran. Gayrı gerekirse tüm cihanla hasım olur. Gün erlik günüdür kardeşler. Tek bir hata istemem bilesiniz. Haydi! Habersiz geldin Komutan Kongar. Alişar Bey yoktur. Alişar'ın olmadığını ben de bilirim. Neye geldin o vakit? Ben değil. Sen hesap vereceksin. İmni de bana, Alişar nerededir? Alişar Bey'imin keyfi nereye istediyse oraya gitmiştir. Sana da bana da hesap vermez.
Ben hesap sorarım. Madem İmdi'ye belleyemedin, ben sana belleteyim. Aslan kardeşim benim. Alınacak öcümüz vardır ağabey. Daha yeni başladık. Prensesi sağ salim Osman Bey'in dediği yere teslim ettik. Çok şükür bu vazifeyi de hakkıyla yerine getirdik abi. Birbirimizi bulduk ya kardeşim. Omuz omuza, sırt sırta verdik ya. Nice cenkler, nice zaferler kazanacağız daha. İnşallah abi, inşallah. İmdi ne edeceğiz? Obaya mı varırız? Ne oldu? Oba hayatını mı özledi? Hem de nasıl abi, hem de nasıl. Biz obaya gideceğiz kardeşim. Sen Alişan'ın konağına gideceksin. Gözünü dört açacaksın. Bir haber alırsan, bir şey olursa bize haber vereceksin. Senin İmdi obaya gelmen hayırlı değildir. Eyvallah ağabey. Eyvallah. Ömrümce bekledim. Yine beklerim. Kardeşim, dikkatli olasın. Düşmanımız çoktur. Konur Alp gibi ağabey olana ejderha gibi düşman az gelir. Benden yana tasa etmeyesin ağabey. Her kısmının kaderi gidip de dönmemektir. Bugün olmasa elbet bir gün. Hakkını helal edesin. Akbar! Hal! Osman Bey nerede? Konuş. Konuşursan canını tez alırım. Acı çekmezsin. Osman Bey nerede? Gene hayatını kurtardın Kongar. Onun neden canını almaz? Ne bilir de hala nefes alır. Osman itinin yerini bilir de söylemez. Osman nerede? İmdi bana her şeyi anlatmazsan senin yerini canlı canlı yüzerim. Osman'ı Röke aldı. Konya'ya giderler. Geyat'ın yanına götürdüler Osman'ı. Tez gidelim. Balgay seni bekler. Ah!
Yeter! Durun! Öldüreceksiniz. Geberdiğini göreceğim Osman. Götürün şunu. Cesur savaşçım Kondar. Yokluğumda neler oldu? Bana Osman'dan ne haberler getirdin? Böke, Alişar'la bir olup Osman'ı yakaladılar. Şimdi de Konya'ya doğru yola çıktılar. Osman'ı Geyhatu'ya götürüyor. Osman, Budist tabunaklarında ruhunu budağı satan Geyhatun'un eline geçemez. Özünü yitirmiş, Yostayı olma şerefini kaybetmiş olan o soysuz, Erlik Han'ın kudretini çiğnemeye kalkan o çakal, Cengiz Han'ın yasalarını alamaz, alamaz, alamaz! Konya'da ne oldu? Osman balığı aldattı. Yasalar gerçek değilmiş. Sahtesini yaptığına göre gerçeğinden haberi olmadı. Yoksa sahtesini yapıp beni kandıramazdı. Cengiz Han'ın yasalarını Osman'ın elinden alacağım.
Alnıma çaldığı o kara lekenin hesabını ondan soracağım. Gehatu yasaların sahte olduğunu öğrenince ne etti? İdam fermanı çıkardı. Hepimiz için. Hayatta kalmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey Osman'dan yasaları geri almak. Yoksa er ya da geç Geyhatu işimizi bitirir. Osman'ı Böke'nin elinden alacağız. İvedi Konya yoluna doğru yola koyulalım. Böke'yi küçük görme. Osman'ı Konya'yı herkesin gittiği yoldan götürmeyecek kadar akıllıdır. Casuslarımızın kullandığı yol oradan götürecektir. Aynen. Oradan geçecekler. Gidiyoruz. Osman'ı Geyhatu'dan önce biz alacağız. Sadakat sözünü iki kere çiğnedin Osman. Cengiz Han yasaları sahteydi. Konya'da nökerlerinin gözü önünde Geyhatu'ya karşı beni küçük düşürdün. Daha iyi ya. Allah'tan başka hiç kimseye sadakatimizin olmadığını gördün. Ağzından bildiklerin, etinden ruhun çıkana kadar buradan gitmiyoruz. Ellerim bağlıyken ne kadar güçlü olduğunu göremiyorum Balgay. Hele çöz de öfkeni kanında soğutayım. Sen artık benim için birleşsin. Dilindekileri söküp alana kadar yaşayan bir leş. Beyim! Beyim! Sözlüğün yüzünden Geyhatu senin idamına hükmetti. Bundan evvel seni ben öldüreceğim. Bağışla beni Yüce Balgay. Bağışla ki sana hizmet edebileyim. Karşılık köpeğim olmaya razı mısın? Razıyım. Razıyım Yüce Balgay. Razıyım. O vakit
Nükerlerinle birlikte Geyhatü'ye karşı benim safımda yer alacaksın. Senin gibi bir köpeğin dişleri benim için hayattır. Geyhatü'ye karşı zaferimdir. Böke'ye pusatlarını verin. Osman'ı da şu ağaca asın. Beyim! Geyhatü seni bayağı benzetmiş. Öfkenden belli. Oh, oh sığındığın ruhlar. Tapındığın börtü böcek. Sana arkanı mı döndü ha? Acelem yok benim. Er ya da geç konuşacaksın. Konuşana kadar oyular boynumda kalacak.
Konuş. Cengizhan'ın yasalarının nerede olduğunu söyleyeceksin. O yasaları kimden aldığını söyleyeceksin. Arkandaki gizli gücün kim olduğunu söyleyeceksin. Ya indi, ya hiç. Söyleyeceksin. Cengiz Han yasaları elime geçene kadar o urgan boynundan çıkmayacak. Alp'in takati kalmaz ise ayakların yerden kesilir. Seni kurtarmam bilesin. Allah'a emanet. Sadece Cengiz Han'ın yasalarını değil, seni ve itlerini, ciğerini bilebilirim. Yine beni kandırmaya çalışırsın Osman. Lakin bu kez sana inanmak yok. İstediğim yasaları hemen imdi bana getireceksin. Madem bana inanmazsın, baba bak ki seni inandırayım. Mesela Konga. Ne olmuş Konga'ra? Esir pazarından nasıl aldığını, onu nasıl mankurtlaştırdığını. Mesela buradan başlayabiliriz.
Kongar! Bunu nereden bilirsin? Sana bu malumatı kim verdi? Madem bu sözlerim yalan, o vakit neden Kongar duymasın istersin ha? Bunu nasıl bilirsin dedim. Bizans İmparatoru. Benim tek ittifakım onunladır. Margaret keşişlerinin sarayı ele geçirmesine mani olmak için imparatorla anlaşma yaptın demek. Ben obamı korudum. O da imparatorluğunu. Oh, arkamdaki gizli güçler onun casuslarıydı. Senin de, itlerinin de bütün malumatlarını bana onlar verdi. İspat et. O vakit kuşağımdan alasın. Yavaş yavaş indirin. Yıllar evvel bir köle taciriyle yaptığım ahitnamenin senin elinde ne işi var? Bu nasıl bir kudrettir? Sana dediydim. İmparator da, casuslar da benim yanımda. Yalnız değilim. O vakit sakladığın Cengiz yasalarının yerini söyle. Gehat buraya gelecek. Obamı onun öfkesinden korumam için. Benim yaşamama izin vereceksin. Sana anlaşma yok dedim. Yok, yok, yok! Beni öldürmezsen Gehat'ıyla ilgili sana öyle bir malumat veririm ki onu tahtından indirip yerine geçersin. İstediğim yasaları elime alana kadar o urgan boynundan çıkmayacak. Kabul. Eğer ki ben doğru söylüyorsam ikimiz de kazanırız. Burak,
yasaları getiresin. Gel Kutay. Dükkanları al, Boran'la git. Yasaları bana getir. Komutan Balgay, müsaaden olursa bu iti ben götüreyim. Yine bir oyun ederlerse hesabımı görmek isterim. Var git. Bırak. Hayda. Yürü. Yürü. Yürü! Yürü! Göktuğ, neredesiniz kardeş? Beni burada mı koyacağız? Osman Bey gerekeni yapacak. Üstümüze düşen bu itlerden kurtulmak. Merak etmeyesin. Haydi! Haydi binesin! Şimdi her şeyi baştan bana anlatasın Osman Bey. Ya! Ya! Oo! Kardeş, benim zikir bu. Ellerinden kurtulmuş. Kaçarken vurulmuş. Haydi Boran, haydi. Haydi kardeş, haydi. Haydi. Thank you.
Selamünaleyküm şeyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Konur Alp'ın kardeşi Göktuğ Alp'tir şeyim. Müslüman olmuştur elhamdülillah. Elhamdülillah. Şeyim, izler bizi buraya kadar getirdi. Osman Bey'in burada mıdır? Yeri haber edesin. Sessiz. Gel bakalım Geyhatu. Erlikan senin budanı ne hale sokacak? Gel de gör. Balgay, Kongar gelir. Cengiz Han yasalarını aldı mı dersin? Han yasaları nerede? Osman itiğine yalan söylemiş. Boran yoldan ökerleri öldürüp kaçmaya kalktı. Kestim gırtlağını itin. Osman nerede? Sırtına sapladığım okla kaçtı. Dokuz canlı Osman. Er geç yine karşıma çıkacak. Babam, Hanlar Hanı Cengiz Han'ın yanında namlı birini oyandı. Cengiz Han, hatunu Börte'yi merkitlerin elinden kurtarmaya gittiğinde babam yanındaydı. O kutlu anayı, o görklü kadını kurtarmaya giderlerken Cengiz Han babama ne demiş bilir misin? Korkuyorsan gelme.
geliyorsan korkma. Senin yolun benim yolumdur. Yolumdan dönmem. Sen beni tecavüze uğramış Börte Hatun'un oğlu Cuci gibi büyüttün. Cuci ile kaderimiz aynıydı. İkimiz de yanaşma çocuklardık. Ama sen... sen bana sahip çıktın. Sen bana baba oldun. Selenge Ormanı'nda yüzünü ıdık suyla yuvar iken koydum adını. Korkmuş. Üşüyen çıplak bir çocukudun. Bir hiç idin. Seni bir hiçten yarattım. İçini kemiren nedir Balgay? Osman mı? Ya Cengiz Han yasaları gibi seni de elimden alırsa? Erlighan'a andım oldu. Onu öldürmeden ölmeyeceğim. Bilirim. Madem bilirsin, o vakit kaygın nedir? Baba, benim anam da, babam da, atam da sensin. Ötesi benim için Gobi çölü gibi bir içliktir. Ben bir Moğol'um. Yiğit bir Moğol gibi at üstünde cenk ederek öleceğim. Sana olan sevgimi, sadakatimi hiçbir şey değiştiremez. Şerkutay, nökerlerine tembih et. Ben işaret vermeden kimse saldırmayacak. Siperdeki nökerler her ne olursa olsun yerlerinden çıkmaya, çıkmaları icap eden de yeniden siperlere dönüle. Dündar'ı da öldürmeyin. O Osman'ın hakkıdır. Buyruk senindir ağabey. Komutan Balgay, Osman yine bize bir oyun etmeye. Kendi de ortalarda yoktur. Tasa etmesin. Osman bir kurt kadar kurnazdır. Ben olmadan Geyhatu ile baş edemeyeceğini iyi bilir. O yüzden bana yanlış yapamaz. Onun Alişer'le olan kavgasına neden karışırız anlamam. O bizim cengimize katılacağına, biz onun asmına pusat sallarız. Alişer, yalangız Osman'ın asmı değildir. Geyhatu ile iş tutup benim bütün hesaplarımı alt üst etti. Osman'la bir olup Alişar'ı bitirdiğimiz Geyhatun'un kulağına giderse öfkesi büyük olur. Kimseyi esir almayacağız. Ölüler konuşamaz. Bu işte Alişar'la kavgası dillere destan olan
Osman'ın üzerine kalacak. Böylece Geyhatun'un gazabı yıldırım gibi Osman'ın üstüne düşecek. Onlar vuruşurken ben de ikisini birden yok edeceğim. Tüm acın önünde diz çökene kadar ardındayım komutan Balgay. Yeni makamın imdiden kutlu ola. İhanetin meyvesi tatlıdır. Lakin bir o kadar da zehirlidir. Konga. Hasır pazarından nasıl aldığını, onu nasıl mankutlaştırdığını. İstersen oradan başlayalım. Yıllar evvel bir köle taciriyle yaptığım ahitnamenin senin elinde ne işi var? Bu nasıl bir kudrettir? Gel Kutay. Dükkanları al, Boran'la git. Yasaları bana getir. Komutan Balgay, müsaaden olursa bu iti ben götüreyim. Yine bir oyun ederlerse hesabımı görmek isterim. Cenk'te tek gaye kazanmaktır. Belli ki bunu sana iyi belletememişim. Osman'a ihanetin elbet bedeli olur. Komutan Balgay, zehrinden sakınasın. Niye bu kadar geciktin? Neredeydin? Seni kurtardıktan sonra Dündar'ı pusuya düşürmek için takip ettim. Lakin Osman benden evvel davrandı. Ben de geri döndüm. Sana bir can borcum oldu Kongar. Dile benden ne dilersen. İntikam. İntikam dilerim Komutan Balgay. Sana dikelen tüm başları koparmak için seninle gelmeyi dilerim. Ya Balgay'a ihanet. Osman'a ihanet zaferdir. Balgay'a ihanet utanç içinde ölümdür. Cektay, derz Osman'ın yanına varasın. Ona dostça yeni nökerlerimizin geldiğini, Geyhatu'yla savaşmaya hazır olduğumuzu söylesin. Toy olan sevincinden coşar iken kılıcını böğrüne sapla. İhanetin zehri bal gibi aksın kılıcının yalmanından. Erlik ana en güzel sunağımız olacak Osman. Osman'a gidesin Cerkutay. Cerkutay. Balgay'ın sana yeni bir buyruğu vardır. Balgay'ın buyruğu nedir Kongar? Osman'ı öldürmeme mani olmak için geldin değil mi? Hmm.
Algay bundan gayrı hiçbir Türk'ü mankurtlaştıramayacak. Onu kendi ellerimle öldüreceğim. Osman'la da işim bitmedi. Konga. İhanetin meyvesi sen olacaksın. Zehri de ben. Osman Bey'i öldürmeye senin gücün yetmez. Korkak. Osman'ı biz değil, sen öldüreceksin. Şeytanın burada ne işi var? Çatışmaya değil, ittifaka geldi. Ben bilirim bunu. Sözü avludur. Seni de mi zehirledi? Öfkenin hiçbirimize bir faydası yok. Balgay. Ya birbirinizi bitireceksiniz. Ya da hep birlikte Osman'la. Gatu, Baydu tehdidi yüzünden geri döndü. Osman'ı bitirme işini de bana verdi. Osman'ı tanırım. Birlikte yolda teptik, cenk de ettik. Demir gibi iradesi vardır.
bu kolay olmayacak. Osman'ı ben de gördüm. Çulsuz Türkmen ürkütmüş sizi. Sofya'nın son ettiği deliye çevirecek onu. Salvador. Osman'ın yanıma yerleştirdiği bir martalozdu. Düğün hediyesi diye zehirleyip onu gönderdim Osman'a. Öyle bir şeytansın ki adamın düğününü zehir edeceksin. Ben bu avradı tavuk yürekli sanırdım. Yalnız buna küçükken kaplan yüreği yedirmiş. Şimdi bize çılgına dönen Osman'ı tuzağa çekecek bir hamle gerek. O en kolayı. Osman'ı pençemize verecek olan Saru Öfke anında oradadır. Şimdi ruhunu ele geçirip onu bir ecel kuşu edeceğim. Efsun'un tuttu mu ulu şaman? Ruhunu ele geçirdin mi? Uyandır o vakit. Uyan ecel kuşu. Şaman Erlikhan'dan onu geri istedi ve aldı. Buyruklarımı dinlemeye hazır mısın oğlum? Güneş renkli ecel kuşum. Kayı obasına varacaksın. Açığa çıktığını söyleyip Osman'ı Kartal kayınına getireceksin. Orada ruhunu çalan o albızdan intikamını sen alacaksın. Buyruk senindir baba. Osman hain. Ölecek. Onu Kongar öldürecek. Çıktı. Şimdi Kongar Osman'ı su yerine getirirken biz de baskın hazırlığı yapacağız.
Hem Osman bitecek, hem de Kayı Obası. Yoktu. Yoktu. Göktü. Göktü. İyi misin kardeşim? Kim etti sana bunu? Kim etti sana bunu Göktü? Balga her şeyi anladı. Açığa çıktım. Elinden kaçmayı zor başardım. Gayrı onun yanında bana yalnız ölüm vardır. Bundan gayrı yalnız Balga'ya ölüm vardır kardeşim. Sana değil, yalnız Balga'ya ölüm vardır. Nerededir o soysuz? Karargahını Kartal Kaynı'ndaki tepeye kurdu. Sofya ve Subutay'la ittifak eder. Seni sattı. Osman'ım, Osman'ım, varılıp alalım canlarımı. Sofya'yla Subutay'ın ittifakını bilirdik. Madem Balgay bize hasım olmak diler, o vakit hakkı erken ölümdür. Ağabey, Abdurrahman Gazi'yle siz obada kalasınız. Gözünüzü dört açasınız ha. Çetin'le Ayaz'la sizle olsun. Sen tasar etmezsin kardeşim. Hasımlarımız bizi bitirmek için, yok etmek için birlik olmuşlar. Dilerler ki Türklük son bulsun. İsterler ki Allah adını anan tek bir mümin bile kalmasın. Lakin bilmezler, Türk'ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır. Şimdi bunu onlara göstermenin vakti gelmiştir. Allahu Ekber! 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 Gel kardeşim. Gel Göktuğ. 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 Hey misin? Osman, senin için, yanındaki alplerin için Erlik Han'ın oğullarını çağırdım. Taş bilekli Bay Badur, Karaj, Betir, Belikeli, Kereykan, Açarkan, Yapaşkan, Kömürkan, Şedeykan, hepsi onlara sunacağım kanlı şölen için toplandılar. Erlik Han'ın kutsal dokuz oğlu size sunduğum ruhlar ziyafetiyle sarın dört bir yanı. Osman'ı
babanıza sundum. Kabul edesiniz. Kalktı. 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 Aslanlar, yiğitler, gayrı yer burasıdır. Haydın bakalım, haydın bakalım, haydın bakalım. Oğlumun ruhunu senden geri aldım Osman. Bir Moğol'un ruhunu asla geri alamazsın. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Zincirleri kırasın kardeş. Kardeşin için. Kıydıkları anan baban için. Yüzünü hakka dönesin. Göktuğ. Göktuğ. Göktuğ'un ruhu mavi göklere, kara bulutlara karıştı. Karşında duran Kongar'dır. Benim evladım Kongar. Bici sedgalik tasurlu erlik Osmanat gök bolnu yoktu. Konur, konur, konur etme, etme konur. Evlat, evlat açasın gözlerini, açasın gözlerini evlat. Benim yüreğim bir acıyı daha kaldıramaz evlat. Bir acıyı daha kaldıramaz. Evlat, açasın gözlerini. Konur, etme Konur. Evlat, açasın gözlerini. Hepsi be. Yolundan sapan imamsız! Bu ne lahittin sen? Esmem hamsı benim kıyma. Kıymayasın kardeşim. Hamsı beyim yeter. Yeter. Balkay onu bizden çaldı. Etmeyiz. Hepiniz it gibi gebereceksiniz. İt gibi. (Gülüyor)
Gökte. Öyle su veresin. Utancından çatlayacağına bir de utanmadan su mu istersin? Seva, su ver dedim. Sen beni susuzluktan öldürmek mi dilersin? Yok Seva. Yani... Benim yiğit kardeşim. Peki. Şimdi yarım bırakmaz. Güzel vaktin geldi. Kanatlarının ucu kırılmasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Kadir Mevlam, sen ilamerde muhtaç etmesin. Mevlam seni ilamerde muhtaç etmesin. Ne iş vardır burada? Utanmadan bir de obaya mı gelir bu kansız? Bey, Göktuğ abisine nedamet getirdi. Ben şahidim. Eğer isteseydi, ikimizin de canını alırdı. Bir omzunda kaç baş, kaç yüz vardır? Dale! Balga'ya efsunladı beni. Kes Göktuğ, kes. Daha kaç defa inanacağım sana. Kaç alt bir tecrübe. Balga ilaç verdi. Ruhumu çaldı benden. Ağabeyime, kardeşlerime kıyacak hale soktu beni. Durasın Mamsı Bey. Mamsı Bey. Mamsı Bey etmeyesin. Anamın ninnisi. Anamın ninnisi Göktuğ aşık olmuştur. Etmeyesin Mamsı Bey.
Haydi Konur'u şifahaneye götüresiniz. Osman Bey, müsaade et abim yanında kalayım. Eğer ona bir şey olursa leşimi ayaklarının ucuna gömesin. Burhan, gözünüz üstünden ayırmayasınız ha. Eğer bir terslik ederse... acımayın. Buyruk senindir beyim. Sen bağışlasan da ben affetmem kendimi. Eğer sana bir şey olursa ağabey, ben bu acıyla nasıl yaşarım? Yoksa öyle demeyiz. Benim ne altınlarım, ne de malım, ne de mülküm var. Sana mirasım Osman Bey'e sadakatimdir. Ağabey, böyle konuşmayasın. Osman Bey'in namlı bir ayıp olası. Osman Bey'le birlikte İntikamımızı almaya gideriz ağabey. O itin kellesini sana getirmeye gideriz. Sen gel gidersiniz ha. Konurum. Hem de bensiz. Sen hele bir toparlanasın. Seninle fetihlere gideceğiz. Hiç merak etmeyesin. Senin intikamını alacağım. Sana bunu edenlerin ciğerini sökeceğim. Sen kendine mukayyet olasın kardeş. Sakın ha, sakın. Beni dünyada konursuz kovmayasın. Konur. Fetih dedin. Gaza dedin. Yüzüne renk geldi aslanım. Konurumdur o benim. Dayanır. Dayanır evelallah. Mamsı Bey. Sen var olasın. Yoktu. Vakit gelmiştir. Vazife seni bekler. Canım yolunda feda Osman Bey. Sana helaldir Göktuğ.
ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.